tatlısınız. Bu enerjinizin sebebini merak ettim. Enerji, ben bir kere daha önce de söylediğim gibi enerjik bir insanım. Yani pozitif enerjiyi devamlı üstümde gezdiren bir insanım. Ama tabii ki spor yapmak, devamlı spor yapmak, güzel beslenmek. Spor derken her gün de aynı şeyi yapmak şart değil. Yani ne bileyim bir gün yoga yaparsınız, bir gün pilates yapılır, bir gün spor, başka ağırlık yapılabilir. Birçok şey yapılabilir. Çünkü spor da enerjiyi yükselten bir şey biliyorsunuz. Endorfin salgılıyorsunuz ve o da güzel bir enerji veriyor insana. Aynı konuda bir soru daha. Yoga ne zamandır yapıyorsunuz? Uzun zamandır yapıyorum. Bir arada yalnız yoga, yalnız değil. Bir ara daha çok yoga yapıyordum. Tabii hiçbir şeyi devamlı yaptığın zaman biraz sıkıcı olabiliyor. Onun için şimdi arada bir yapıyorum. Arada bir yoga yapıyorum. Arada bir pilates yapıyorum. Arada bir ağırlık çalışıyorum. Öyle değiştire değiştire yapmak daha keyifli geliyor bana. Öyle yapıyorum. Sıradaki soru, bir erkeğin en çok neresi etkiler sizi? Beyni. Beyni etkiler beni. Birincisi bir erkeğin, aslında ben akıllı insanlarla münasebette olmak beni keyiflendiriyor. Ve orada daha çok konuşabilecek, öğrenebilecek şeyler buluyorum. Çünkü kakakiki eğlence tabii güzel, onu da yapmıyor değilim yani bazen böyle eğlence için. Aptal saptal şeyler konuştuğumuz da oluyor. Hepimizin oluyor gayet tabii. Ben böyle oturup da bir dakika ben yalnız akıllı insanla görüşürüm diye bir şey yok. Ama akıllı zeki insanlarla vakit geçirmek beni daha heyecanlandırıyor. İyi bir kitap okumak gibi. Çünkü ben yalnız zekasını nasıl kullandığına değil, o insanın düşünüş tarzı birçok şeye birden bakabilen bir tarafım var. Günlük kıyafetlerinizi nereden alıyorsunuz? Hangi markalar sizin tarzınız? Ben marka giyen bir insan değilim. Kendi işimi bıraktığımdan beri hiç marka eşya almadım desem, ben günlük kıyafetlerimi nerede beğeniyorsam oradan alan bir tipim. Bunların marka olması hiç şart değil. Marka işinde çalıştığım için markaların ne yaptığını çok iyi biliyorum. Tabii ki çok iyi dizaynerler kullanıyorlar ve onlara dünyanın parasını ödüyorlar. Ve onun için de yaptıkları eşyaları inanılmaz fiyatlara satıyorlar. Ben de bu işi yaptım, ben de sattım. Çünkü o insanın, o markanın eşyası diye. Ama ben markaları satarken bir ay sonra taklitleri, yani aşağı yukarıda aynı kalitede taklitleri her tarafta satılıyordu. Ne zaman ki ben işi bıraktım, bu da 25 sene, 30 sene evvel oluyor. Ondan beri hiç marka eşya kullanmam, hiç. Ve taklidini de kullanmam. Ama aşağı yukarı modayı onların çizgisinden alabilme imkanımız var artık. Yani aynı çizgiyi başka bir insanın yapması o kadar normal ki. Çünkü herkesin erişebilmesi için. Ben de o erişenlerdenim. Hatta pazardan bile aldığım olmuştur yani. İlla marka olması. Marka beni hiçbir zaman çok enterese etmedi. İşi yaparken mecburi enterese oluyordum. Çünkü işim oydu. Ama sonra hiç markayla ilgim olmadı. Hiç. Gulu Bey'le tamamen ayrıldınız mı? 35 yıllık bir beraberlik ise hesap edince hala devam ediyor mu? Gulu Bey'le benim beraberliğim artık büyük bir dostluğa dönmüş durumda. Böyledir yani ilişkiler aşkla başlar, sevgiyle devam eder. Ondan sonra da dostluklarla benim de hiçbir problemimiz yok. Ama tabii ki onun bir hayatı var. O olmak istediği yerde, bu saatten sonra artık hiç kimse olmak istemediği yerde olmuyor. Şöyle ki o Phuket'te onun bir hayatı var ve çok güzel bir hayatı var. Orada çok mutlu. Ben de bu saatte evimde olmayı seçtiğim için eskisi kadar sık görüşmüyoruz ama çok iyi dostuz, çok iyi arkadaşız. Benim çok anladığım bir şey değil şu, insanlar evlilikler bitince dostluklar biter, sevgi biter diye bir şey yok.
gene benim çok sevdiğim, benim ailem. Nasıl ki oğlum başka bir yerde yaşıyor. Ailemin öbür parçası da başka yerde yaşıyor. Yani bu bir şeyin bittiği veya böyle öfkeler, kızgınlıklarla verilmiş bir karar değil. İkisi birbirini seven insan olarak onun yaşamayı tercih ettiği yer var. Benim yaşamayı tercih ettiğim yer var ve biz seçimimizi öyle yaptık, birbirimize büyük saygı göstererek. Budur Gülü Bey'le ilişkim şu anda. Hayatınızın en huzurlu dönemi hangisi? En huzurlu dönemi galiba şimdi. Şimdi en huzurlu dönemindeyim. Allah huzurumu bozmasın. Huzurlu bir dönemimdeyim. Çünkü birçok yapmak istediğim şeyi yaptım ve hala yapmaktayım. Yani bu arada da hala yapmaktayım ki şu an burada olduğum gibi. Ama huzurlu bir dönem çünkü çocuğum güzel yetişti, sağlıkları yerinde. Sevdiğim insanlarla yakınım. Benim için huzur bu. Boş vaktinizde en keyif alarak yaptığınız şey nedir? Boş vaktimde en keyif alarak yaptığım şey zaman zaman kitap okumak. Ben bir şey yapıyorum biliyor musun? O bana çok faydasını görüyorum onun. Bir oyun oynuyorum. Oynadığım oyunun ismi Wow. Çünkü benim İngilizcem çok çok iyi olmadığı için, daha doğrusu kulaktan öğrendiğim için spelling'im yani kelime okuma ve yazmamda sıkıntı var. Hala sıkıntı var. Okumamda değil. Çok güzel okuyorum. Fakat yazmaya geldiği zaman sıkıntım var. Ve o buna, bu oynadığım oyun ona çok yardım edici bir şey. Hem ve çok kafa çalıştırıcı bir şey. Arıyorsun, buluyorsun bilmem ne. O benim çok oynadığım bir oyun. Onu oynuyorum. En keyif aldığım şeyler bazen televizyon izlemek, kitap okumak, müzik dinlemek. Sevdiklerimi aramak, sormak. Benim her gün rutinlerim vardır. Rutinlerimi yapmak. Kızımla vakit geçirmek. Kızımın da istekleri var çünkü. O da zaman zaman oyun oynamak istiyor değil mi Tintin? Evet, konuşmak istiyor. Ondan sonra topuna atılsın, topu atılsın. Onu ona ben tekrar atayım istiyor. Onun saatleri var. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Sonra oturup çok en sevdiklerimi her gün bir ararım. Nasılsınız, iyi misiniz diye. O çok önemli benim için. Onların orada olduğunu görmek isterim. Böyle. İki tane eksik saydınız. Nedir o? Yorumları okumak. Yorumları okurum. Her gün yorumları okurum. Onlara nasıl cevap verebileceğimi düşünürüm, programlarım, ekibimle konuşurum. Sizi tanımlayabileceğimiz kelimeler zarafet, asaletken, şimdi bu söyleyeceğim çok sevdiğiniz şeyde içinizden bir canavar çıktığını gördüm ben. O ne? Tavla oynamak. Evet, tavla oynamayı çok seviyorum, doğru. Yegane bildiğim oyun biliyor musun? Kağıt oyunu bilmem, hiç. Hiç pişti bilirdim gençken, pişti, çal çal pişti oynardık filan. Ama tavla oynamayı seviyorum. Ama son zamanlarda tavla oynayan, iyi tavla oynayan kimseler yok karşımda. Bir tek arkadaşımla oynayabiliyorum onu. O da çok dayak yiyor benden. Belki takipçilerinizle bir tavla turnuvası organize ederiz. Ne güzel olur aslında, olabilir tabii, niye olmasın. Kendine güvenen gelsin. Tabii kendine güvenen gelsin, buyursun. Takipçilerinizden bir soru daha. Spiritüel yönünüzü beslemek, hangi doğu, uzak doğu öğretilerinden feyz alıyorsunuz? Budizmin sizce önemi nedir? Budizmi çok iyi biliyorum dersem yalan söylerim. Hayır, bilmiyorum. Benim en önemli, en büyük öğreticim Krishnamurti'ydi ki bir Hintli filozoftur. Benim hayatımın en zor dönemlerinde hala onun hayata bakışı, onun düşünceleri. Krishnamurti benim çok sevdiğim, yol yürüdüğüm
birisiydi, vefat etti. Çok çok önemliydi benim hayatımda. Tina ismini nereden aldı? Tina ismini Tina Turner'dan aldı. Çünkü geldiği zaman böyle kırmızı saçları vardı, lüle lüle. Ondan sonra ismi ne olsun dedik. Ben dedim ki Tina, Tina olsun, Tina Turner'dan. Çünkü hareketliydi de çok geldiği zaman. Müthiş hareketli bir çocuktu. Buna bir küçük mini etek, bir de yüksek topuklu. I'm a private dancer. İşte tam o biçimde. Onun için ismi Tina kaldı. Tina Turner'dan. Ama kime söylesem, mesela dışarıda, ondan ben seyahat ediyorum çok. Çok seviyor İsviçre'ye, abisine gitmeyi. Zoran orada oturuyor ya. Oraya gitmeyi çok seviyor. Orada çok hanım hanımcık oturuyor filan. Nedir ismi diyor. Herkes merak ediyor tabii. Nedir ismi onun? Tina Turner deyince yerlere. Çünkü Tina şeyde yaşıyor, İsviçre'de yaşıyor. Tina Turner diyor. Bravo diye. Hakikaten Tina Turner'a benziyor çünkü benim kızım. Sever misiniz Tina Turner'ı? Çok. İşte müthiş enerji oydu, biliyor musun? Benim için yani. Ben onu sahnede de birkaç kere seyrettim. Hem de gençken de seyrettim, sonra da seyrettim. O gençkenki enerjisi ve sonra da, yani bırakıncaya kadar bu kadar mı güzel bir enerji olur, bu kadar mı? Benim için çok önemli isimlerden biridir Tina müzik hayatında. Çok, çok. Peki tanışma fırsatınız oldu mu? Hayır, olmadı. Olmadı ama onun çok en yakın arkadaşı bizim çok dostumuzdu İsviçre'de. Onlar da Phuket'te çok ağırladık beraber, işte Tina bana. Onlar, o şimdi İsviçre'de dini şarkılar söylediği bir yardım kampanyası için çok güzel şeyler yapıyor bu arkadaşınla. Beraber CD'ler yapıyorlar, onların satışından ciddi paralar kazanıyorlar ve yardım kamp şeylerine veriyorlar, onların kendi seçtikleri. Hayır, tanımadım, keşke, keşke. Semiramis Hanım, çok şeker bir mesaj gelmiş. Sizin kadar zarif ve kibar bir kadın olmayı isterdim. Ne önerirsiniz? Çok sinirliyim ama iyi kalpliyim. Ah, ben onu yerim. Şekerim benim. Tabii ki iyi kalpli kalsın, ne güzel. Ama biliyor musun, her şey bir seçim. İyi olmak da bir seçim, kötü olmak da bir seçim. Çünkü insan denen varlık hem iyiyle hem kötüyle doğuyor diye düşünüyorum ve biliyorum. Onun iyi tarafını ne kadar çok beslersen o kadar orada kalırsın. Sen hep iyi kal bir tanem. Güzel, iyi olmak güzel bir şey. Sen hep orada kal lütfen. Ne önerirsiniz diyor ama. Ne önerirsiniz? İşte önerdiğim şey iyi tarafta kalması. Peki sizce iyi tarafta kalmak nasıl başarılır? Çünkü hayat karşına birçok değişik şeyler çıkartıyor. Yani orada senin kararın nerede durmak. Terbiyesiz, küstah, kötü bir insan da olabilirsin. Yahut da hiç onlara girmez. Olsun, bu benim için bir tecrübedir der, yürür gidersin. Bu bir seçim. Mesela bana soruyorlar, niye bu kadar, nasıl bu kadar sakin olabiliyorsunuz? Niye hiç sinirlenmez misiniz? Sinirlenmez olur muyum? Ben de insanım. Benim de karşıma öyle tecrübeler çıkıyor. Ama diyorum ki bir dakika, bu bir tecrübe. Şimdi ben burada ya şöyle davranacağım, ya böyle davranacağım. Ben böyle davranmayı seçiyorum. Ve o seçimi ne kadar çok yaparsan o tarafa doğru gidiyorsun. Ve karşındaki değil, bir daha öyle şeyler seni o kadar sinirlendirmemeye, kızdırmamaya başlıyor. Çünkü sen biliyorsun nereye gitmek istediğini. Bize bir gün sevdiğiniz yemeği yapar mısınız? Tabii ki. Tabii ki yaparım. Niye yapmayayım? Ama yani şimdi hep bunu konuşuyoruz. Bir kere daha galiba konuştuk bunu. Ben yemek için yaşayan bir insan değilim. İnsanlar var. Deli gibi oradan oraya saatlerce gidiyorlar bir yemeği yemek için. Ay 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 ay. Ben hiç öyle bir tip değilim. Ama bu da benim seçimim. Biliyorum, çünkü çok iştahlı bir insanım. Yani böyle çok sevdiğim şeyler olursa etrafıma ben tutamam kendimi. Yani ciddi yemek yiyebilen bir insanım ben.
Seçim olarak da diyorum ki ben yemek için değil, yaşamak için yerim. Ama bu istisnalar tabii kaideyi bozmaz. Güzel bir yemek yemek için hiçbir yere gitmem demek değil. Ama var böyle insanlar biliyor musun? Mesela ne bileyim arabaya atlıyor, 6 saat yemek yemek için gidiyor. Ben hiç öyle bir tip değilim. Zaten bir sonraki soruda da beslenme şeklinizi sormuş bir takipçiniz. Ha, öyle mi? Ben günde iki defa iki öğün yemek yerim. Öğle tercih ediyorum. Çünkü bana kafi geliyor. Çünkü midenin en zor iş bu şeyde, vücutta midenin işi. Sindirim. Sindirimde o kadar çok enerji ve vakit harcıyor ki vücut. Onun için de zamanla gelen yeni bilgilerle ne kadar sindirimi daha az çalıştırırsanız, yani ciddi yemekler, yemek işini yavaşlatırsanız, vücudunuz o kadar daha başka yerleri de düzeltme vaktini bulur, hücreleriniz. Anlatabiliyor muyum? Ben buna inandım. Onun için iki öğün yiyorum. Küçük bir sabah kahvaltısı, sonra akşamüstü güzel bir neyse bir yemek. Ama o da çok büyük değil. Yani ya bir et, ya bir balık, ya bir tek çeşit yemek. Ben böyle, mesela onun için ben meze sofrası insanı değilim. Çok fazla çeşit var çünkü. Gene diyorum, çok iştahlı ve gözü aç olduğum için her şeyden yemek isterim. O zaman da felaketim oluyor tabii. Yani mümkünse onlardan kaçıyorum. Bu da hiç yapmıyorum demek değil. Yani beni biri böyle mezeli bir sofraya davet etmesin diye söylemiyorum bunları. Mezeler de güzeldir çünkü bizim mezelerimiz de çok güzeldir. Yani onun için korkuyorum zaten. Korku. En sevdiğiniz meyve? Sevdiğim meyve birkaç tane var. En sevdiğim olması lazım. En mi olması lazım? Peki en sevdiğim meyve galiba erik. Çok seviyorum eriği, yeşil eriği. Çok. Kendinizi nasıl yetiştirdiniz? Sizi izlerken müthiş kültürlü ve bir o kadar da hoş bir insan görüyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii ki geldiğin aile, ondan sonra ki ben çok kısa bir süre eğitim hayatım oldu. Ama ondan sonra hep olmak istediğim, takdir ettiğim insanlara çok dikkatli baktım. Bak bu çok önemli. Ben takdir ettiğim, benim takdir ettiğim insanların düşünüşü, bakışı, duruşu, hayattaki duruşları. Onlar beni ve öyle olmak istedim. İyi olmak istedim. Ve onlara bakarak öğrendim. Bakarak, okuyarak tabii ki. Gerçi eğitim şansım çok uzun olamadı çünkü yaşadığım, yani hayatta yaşadığım şeylerden dolayı. Ama okudum, baktım, merak ettim ve güzel insanlara çok baktım. Nasıl güzel insan olunur? Ben biraz pratikten öğrendim, İngilizcem gibi. Onu da kulaktan öğrendim ya. Ama sonunda sana ait oluyor. Ne kadar öyle yaşarsan, ne kadar onu bir tiyatro oyununa çıkar gibi yahut da bir sporu öğrenir gibi. Ne kadar çok kayak yaparsan o kadar iyi yaparsın. Ne kadar çok düzgün bir insana benzemek istersen o kadar düzgün olursun. Benimki böyle bir şanstı. Tabii çok büyük şansım. Ercüment Bey gibi bir insanla evli oluşum, ilk evliliğimde. Daha doğrusu kaza evliliğinden sonraki ilk evliliğimde. O bana çok şey kattı, çok. Ve severdi. Bana öğretmeyi de severdi. Yani sevmemişim, bak bu kitabı oku, gel seninle şu tiyatroya gidelim, bak bunun o şeyi, rejisörü çok iyidir, bu dünya çapındadır, bak onun hakkında oku gitmeden evvel bakalım. Sen nasıl göreceksin bilmiyorum. Bunlar çok önemli. Ben pratikten öğrendim hayatı. Eğer ne öğrendimse.
ne görülüyorsa ama düzgün bir insan olmaya çalıştım. Akıl tabii biraz burada giriyor. Yani o yaşadığın hayatın sadece üstünde kalsaydım hiçbir şey öğrenemezdim. Ama ben hep daha çok şey öğrenmek istedim. Bu çalışmaları yaparken ekip olarak fark ettiğimiz bir şey var. Siz öğrenmeye çok açık bir insansınız Semiramis Hanım. Çünkü bize birçok insanın sormadığı soruları sordunuz. Ve o soruların cevaplarını biz size bir kere söylediğimizde neredeyse YouTube kanalınızı kendiniz yönetmeye başladınız. Öğrenmenin yaşı var mı Semiramis Hanım? Hayır. Öğrenmenin hiç yaşı yok. Benim çok sevdiğim birkaç dostum var Los Angeles'ta. Yaşadığım zamandan beri hala hayatımdalar. Mesela bir tanesi, inşallah bir gün tanıştırmaya çalışacağım, misafir edeceğim bunu. O mesela 80 yaşında hala inanılmaz güzel, iyi bir artist. Ama artistliğe 75 yaşında başladı. Müthiş heykeller yapıyor, müthiş kreatif bir insan. Öğrenmenin yaşı yok. Her yaşta her şeyi öğrenebilir bir insan. Ben de öyle gene bakıyorum yani nasıl güzel bir şey bu, ne kadar iftihar edilecek bir şey. Çünkü o da çok akıllı, zeki bir kadın ve hiç durmuyor, hiç durmuyor. Bunlar güzel şeyler çünkü durduğun zaman, hele yani durduğun zaman işte yapılacak bir şey yok ondan sonra. Aşağı doğru iniş başlar diye düşünüyorum. Onun için benim yaşımdakilere de tavsiyem mesela, hep gençlere veriyoruz ya, biraz da benim yaşımdakilere. Kendilerine iyi baksınlar, kafamıza iyi bakmamız lazım. Beynimizi daima aktif tutmamız lazım. Benim o oynadığım oyun var ya biraz evvel söylediğim, o mesela beni sabah kalkıyorum, gazetemi okuyorum, çocuğumu çıkartıyorum, bilmem ne, geliyorum muhakkak bir yarım saat o oyunu oynuyorum. Zihnimi açıyor, o bana bir hareket getiriyor. Bir şeyleri araştırmak, onun neydi, arkasında ne vardı, hangi şey olabilir, kelime olabilir, düşüncesi bile, aranması bile bir pratik. Yani vücutta ağırlık kaldırmak gibi, beyinde de ağırlık kaldırmak lazım. Bu da benim yaşımdakilere tavsiyem mesela. Yapmaktan en çok zevk aldığınız şey nedir? Yapmaktan zevk aldığım birçok şey var. Spor yapmaktan da zevk alıyorum ama bugün alıyorum, bir gün almıyorum. O gün vazgeçiyorum mesela. Kitap okumaktan da zevk alıyorum ama gün oluyor, okumuyorum. Gibi gibi. Şarkılara kazandırdığınız bu yeni sound'u kim buldu? Evrencan'la yaptığım projenin prodüktörü Evrencan Gündüz. İnşallah bundan sonra yapacağım projenin prodüktörü de Tantaşçı olacak. Böyle böyle. Yavaş yavaş yürüye yürüye gideceğiz inşallah. Keyif ala ala. Bugünlük sorularımız bu kadar Semiramis Hanım. Çok teşekkür ederim. Güzel sorulardı ama. Yani daha soru beklerim. Son bir sorum var Semiramis Hanım. Başucunuzda bir düdük, bir de odanızda bir çanta görüyoruz. Evet. Yaşadığımız son depremden sonra mı böyle bir karar aldınız? Evet, hep söylenirdi. Ben çünkü İstanbul depremini burada yaşamadım. Maalesef annem ertesi günü vefat ettiği için geldiğimde artçılar oluyordu ama ilk şiddetli olanı yaşamadım. Ondan evvel bir iki deprem yaşadım. Los Angeles'ta bir tane, ciddi bir tane yaşadım. Arda da vardı yanımda. Evet, ondan sonra, bu son depremden sonra o çantayı ve düdüğümü takmadan gece uyumuyorum mesela ben. Ve çantam yanımda. Benim ve Tina'nın çantası beraber, artık ikisini birden nasıl taşıyacaksam. İkimizin çantası da hazır. Allah böyle bir şey yaşatmasın inşallah. Hiç kimseye, korkunçtu çünkü yaşadığımız şey. Millet olarak, memleket olarak çok acı bir şey yaşadık. Beni çok etkiledi, çok etkiledi. Onun için böyle bir şey yaptım.
Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.